Merhaba, Bilici BLCYT. Yani buna 17'sinde bakmışım. Yine aynı arkadaş bir sordu, bilmiyorum, hatırlamıyorum ama ona da 15, 16, 17. Şurada bakmışım. Hatta bir ara trend de çizmişim. Yani bir majör trendi var. Bu yükselen bu kağıdın. Şöyle göstereyim. Bir de ara bir trendi var. Daha kısa, minör. Yani trendi gitgide sertleşiyor. Sertleştikçe de, yani sertleşiyordan kastım açısı artıyor. Şuradan değil de, bir saniye, şuradan alalım. Açı arttıkça da, yani gam fanı çizmiyorum pek ama gam fanı da böyledir. Yani gam fanını buradan tutarsınız. İşte gam fanından her bir diliminde daha hızlanır veya düşüşteyse daha yavaşlar ise, aynı onu hatırlattı. Tekrar çok hızlı bir trende, daha da küçük bir trende girmiş. 2 saatlikte bakmak aslında daha uygundur buna. Şimdi biraz şey oluyor. Şu bunlar günlükte az, yani bir trend çizmek için, doğru bir trend çizebilmek için direncini kırmış. Mum, şimdi şöyle göstereyim. Şöyle bir saniye. Mum ya da çubuk bakarsanız bunu kırmızı görürsünüz. Göstermek için, ya da çubuk bakarsak orada da kırmızı görürüz. Çünkü açıldığı noktadan, fiyattan aşağıda kapatmış bu. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bir formasyon olarak kötü bir gördüğümü aslında olmamasına rağmen, yani daha doğrusu şöyle, siyah bir mum veya kırmızı bir mum olmasına rağmen formasyon olarak görünüm kötü bir görünüm değil. Yani aşağıya fiyatlanamamış bu kağıt. Gün içinde gitmiş gelmiş. Fakat yani düşük fiyatta kabul edilmemiş. Piyasa bu parayı buna dönmüş vermiş. Eğer bir düzeltme şeklinde bir hareket olursa, tabi burada da yani 5.38'in çok altına ya da 5.31'in çok altına inmemesi, yani ana olarak ama 5.27'nin altında kapanış yapmaması önemli. Oranın altına inerse şuradaki ivme bozulmuş olur. Çünkü şey de erken, yani bunda da aynı biraz önce baktığım kağıt gibi, böyle bir kar realizasyonu için göstergeler henüz erken. Erken ama tabii biz bir de realiteye bakalım. 5.13, 5.50 erken ya işte, yani %7.8 vermiş ama burada şeyi, RSI'yi takip etmek lazım. Nerede düzeltme yapar diye. Düşeni de kırmış. Benim baktığım gün 17 Eylül'de henüz kıramamıştı düşeni. Bu sefer kırmış. Bunu siliyorum kafamızı karıştırmasın bizim. Ekran bir temizlensin. Düşeni de kırmış. Yukarı hareketlerinde şimdi 5.68 ve 5.88 var. Yani direnç olarak. Oralara dikkat etmek lazım. Şimdi kırarsa, yani bir yerde tabi mutlaka düzeltme olabilir. Onu söyleyeyim yani. Sonuçta kaç dedik? 64'te dedik. 70'in üstü ufak ufak kağıt ısınır. Ona da bakalım ya. 70'in üstüne ne geliyormuş? 78. 72'de düzeltme olmuş. Şurada biraz tabi dengesiz hareketler, 97'ye kadar yürümüş. 80'de valla karışık da biraz ya. 70'in üstünde her yerde düzeltme olmuş bu kağıtta. Hani artık burada risk size ait. Yani kar alıp çıkacaksanız, kısacıysanız gün içi takip etmekte fayda var. Kağıdı. Çünkü dediğim gibi 8 gün gibi, 20 gün gibi ortalamalardan uzaklaştı. 50 günü de hepsi alttan kesti. Gördüğüme göre alttan kesmiş durumda yani. Bu da bir ivmenin sonucu tabi. Ne diyordum? Ha, şu ara destekleri diyorum. Yani ara dirençleri 5.67 ve 5.87. Eğer bunların birisinden dönerse muhtemelen düzeltmeye girme ihtimali yüksek olabilir orada. Aşağı yönlü ufak bir hareket yapar. Soğur ise biraz. Ama hangisi olabilir onu bilmek güç. Belki hiçbirisi olmaz. Daha da yukarı gider. Daha da yukarıda bir düzeltme de olabilir. Bunun dışında bilgi için söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.